Kurtuluşa, hep başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Ereğiniz haklıyız, kazanacağız. Yabancı halkına yabancı, gel hak işinde. Kıyamet değilse bile bir şey yapmalı. Anlıyorsa bir şey yapmalı. Bugün Türkiye'nin 8500 lira ücretle yaşamaya mahkum edilen 10 milyon asgari ücretlisinin, ortalama 7000 lira ücretle cezalandırılan 13 milyon emeklisinin, ortalama 11 bin lira ile yaşamaya çalışan 4,5 milyon kamu emekçisi için, yoksulluğa ve açlığa mahkum edilen 30 milyona yakın emekçinin insanca mücadelesi için Türkiye'nin 81 ilinde iş bırakarak alanlara koştuk. Buradan Bursa Şehreküstü Meydanı'ndan Türkiye'nin tüm şehirlerinde iş bırakarak meydanlara koşan emekçi dostlarımıza, Türkiye'nin meydanlarına ve bu onurlu direnişe omuz verenlere selam yolluyoruz. Değerli arkadaşlar, insanca yaşam hakkımızı elimizden çekip aldılar. Türkiye'nin milyonlarca emekçisini TÜİK'in yalanlarıyla, sipariş oranlarıyla açlığa ve yoksulluğa mahkum ettiler. TÜİK'in sahte enflasyonu bile %85 olarak açıklandığı bir dönemde %8,5'u avuçları patlarcasına alkışlayan yandaş sendikalarıyla da kamu emekçilerini susturdular. Daha önce getirilmeye çalışılan %1 üye barajının Danıştay tarafından anayasaya aykırı bulunarak yürütmenin durdurulmasına karar verilmişken, AKP iktidarının bu sefer %2 barajı ile anayasaya aykırı hareket etmesi, yasanın gerekçesinde geçen sendikal hayatı güçlendirme amacını yansıtmaktadır. Söz konusu düzenleme, ülkemizdeki demokratik yaşamın ayrılmaz bir parçası olan sendika seçme özgürlüğüne de aykırıdır. Sendikalar arasında yasa eliyle eşitsizlik yaratacak %2 üye barajı ve tekel sendikacılık yaratma hayalinden derhal vazgeçilmelidir. Soğan kadar artmayan, patates kadar zamlayan maaşlarımıza bakıp okul sıraları geliyor aklımıza. KPSS sınavlarında ter döküşümüz, sözlü sınavlarında çevirdiğiniz dalavereler, günlerce haber kanallarında, haber sitelerinde atama listelerini yayınlayışınızı beklediğimizi hatırlıyoruz. Sen bütün zorlu virajları geç, sonra asgari ücrete eşitlenen maaşlara talim et. Budur işte itirazımız. Sefalet zammını kabul etmiyoruz. Yaşasın genel sağlık iş, yaşasın birleşik kamu iş, yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yanlış ekonomi politikaları, halkı değil, rantı düşünerek alınan kararlar ile ülkeyi derin bir ekonomik krizin ortasına getiren AKP iktidarı, açıkladığı trajik zam oranıyla kamu emekçisini sefalete terk ettiğini resmiyete kavuşturmuştur. Tarafsız ve şeffaf bir devlet kurumu olması gerekirken TÜİK, AKP'nin rakamlarla oynama şirketi haline gelmiştir. Marketlerdeki etiketlerin her gece değiştiği bu ağır enflasyon ortamında son 6 ayın enflasyonunu %15 olarak açıklamasıyla başlayan tiyatro, bu gerçek dışı rakam baz alınarak kamu emekçisine ve emekliye adına zam bile denemeyecek bir ücret artışının reva görülmesiyle son bulmuştur. Bizzat Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı ve müjde olarak duyurduğu %30'luk ücret artışı, kelimenin tam anlamıyla emeğimize hakaret, gerçeklere ihanettir. Emeğimizi bu kadar değersizleştiren, bize sefaleti hak görenleri de bu rezil tabloda emeği bugün olan, bugün utançtan başını öne eğecekleri yerde Erdoğan'ın konuşmalarını pişkin bir coşkuyla, avuçları kızarıncaya kadar alkışlayan sarı sendika yöneticilerini de unutmayacağız.
eşit işe, eşit ücret anlayışıyla öğretmenler arasında iş barışı korunmalı, adalet yeniden tesis edilmelidir. İnsanca yaşam, çağdaş bir toplum, onurlu bir gelecek talepleriyle çıktığımız bu yoldan ne pahasına olursa olsun dönmeyeceğiz. 3 Ocak'ta alanlardaydık. TÜİK yalan söylüyor dedik. Bugün yine buradayız, yarın yine burada olacağız. Mustafa Kemal'in öğretmenleri olarak onun gösterdiği yolda aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. İnanıyoruz ki yandaşlık değil, mücadele kazanacak. Emekçiler kazanacak, emeğin onurunu koruyanlar kazanacak.